İlk konuğum Elvan Özat'a bizimle beraber olacak. İzmir'den geliyor. 16 yıllık hayat arkadaşı Mecit Özatay'ı 8 Mayıs tarihinde işe gönderiyor kendisi. Sabah da normalde mesai bitip eve gelmesini bekliyor eşinin. Fakat gelmiyor. Ardından kocasından bir mesaj geliyor. O mesaj nedir? O mesaj şudur Esra Hanım. Ben bir hatlar karıştırdım. Yüzünüze bakmaya cesaretim yok. Beni öldü sayın. Esra Hanım, ben onun sevgilisi değilim. Dostu değilim. Metresi değilim. Nişanlanıp da ayrılmak istediği bir kişi değilim. Ben onun iki tane evladının annesiyim. Nikahlı eşiyim. Ben bu adama 16 yılımı verdim. Ve ben evimin hem erkeği hem kadını oldum. Buna bütün cümle alem şahittir. Niye derseniz, ben İzmir Torbalı'dan geliyorum. Ben Torbalı'da doğma büyüme yerlisiyim. Herkes beni orada bilir. Nasıl biri olduğumu tanır ve neler çektiğimi bilirler. Herkes beni tanıyanlar, herkes bağlanabilir. Beni bu şekilde terk edemez. Bir tek mesajla gidemez. Bizim iki evladımız var. Benim karşıma çıkıp buraya gelip bana hesap vermesi gerekiyor. Neden gitti? Niçin gitti? Sebep neydi? 8 Mayıs çarşamba akşamını bir anlatır mısınız? Yani eşiniz bir firmada çalışıyor. Evet. Değil mi? Evet. O firmada her akşam aslında gece mesaisinde çalışan, hep akşam saat 22'den sonra işte işe giden, sabah saatlerinde de gelen biri, iki tane çocuğunuz var. Evet. O gün evden çıkarken, yani o gün siz ne yaşadınız da ertesi sabah bu mesajla karşı karşıya kaldınız? Esra Hanım, inanın ki hiçbir şey yaşamadık. Ben akşam bir güzel, ben evimi yeni taşımıştım. Ustalar, tadilatçılar gelip gidiyordu. Hem evle uğraşıyordum, hem çocuklarımın okuluyla uğraşıyordum. Götürüp getir. Ondan sonra ne bileyim ben. Kızım dedim, Rüya dedim, git marketten dedim. İki tabak bir şey al gel dedim, ismini söylemek istemiyorum. Pişireyim baban işe aç gitmesin dedim. Yemeğini hazırladım Esra Hanım, yedirdim, içirdim. Allah'a ısmarladık, ben gidiyorum dedi, güle güle dedim, işe uğurladım. Hiçbir şey yok. Ben de sizin gibi hiçbir şey bilmiyorum. Yani benim bilmemem gitti... normal ama değil mi? Evet normal. Hani demek istiyorum ki ben de bir şey bilmiyorum. Yani o gün aranızda ne bileyim eşinizin mesajı çok önemli. Enteresan da bir mesaj. Evet. Gelen mesajda diyor ki ben bir haltlar yedim. Yüzünüze bakmaya cesaretim yok. Beni öldü sayın. İşte Esra Hanım bu mesajda şimdi ne demek istiyor? Bu mesajı istiyor? Ben buradaki birçok kadınlara sorsam, ben bir halt yedim, yüzünüze bakmaya cesaretim yok. Nasıl bir halt yedi? Ne olabilir? Aldatma. Borç batağı. Borçlara girdi. Başka? Dolandırıcılık yapmıştır. Ne? Sonradan sevim. Belki bir ne bileyim yasak aşktan bir çocuğu bak. Şimdi tahminler üzerine bir şey. Yani ben bir halt yedim. Yüzünüze bakmaya cesaretim yok. Bu kadar utanacağı ve sizinle yüzleşemeyeceği konu borç olabilir mi? Hiç bilmiyorum. Her şey olabilir. Buraya gelip bunu açıklaması gerekiyor. İhanet olabilir mi? Olabilir. Artık ben düşünemiyorum. Her şey olabilir. Ne bileyim hani sadece bu bir ihanet değil. O yasak aşktan dünyaya gelecek bir çocuğu olduğunu öğrenebilir mi? Her şey olabilir, hiçbir şimdi, şey bilmiyorum. De beni öldü sayın. Yani her şey onda saklı. Öldü sayın, ben bundan sonra sizin yaşamınızda yokum. Artık evet. Benden haber alamayacaksınız. Aynen bu çok, öyle. Ağır bir mesaj aslında bunu çok alan ağır. Kişi için. Çok yani ağır. Çeteye mi bulaştı, bir suça mı karıştı, bir yere mi girdi, ne bileyim cezaevine mi girdi, birileri bir şey her türlü ihtimale açık. Bu sebeple soruyorum ki hani o 8 Mayıs gecesi ya da öncesinde eşinizle mesela bu borçlardan dolayı aranızda tartışma çıktı mı? Ya da ihanet sebebiyle bir konuda yüz göz oldunuz mu? Şöyle anlatayım. Bu mesaj öncesi biz evimizi taşımadan önce bayramın birinci günü iki gün bizi bırakıp gitti. Mecit nereye gidiyorsun dedim. Bizi dedim çekirdek ailenin evladını eşini nereye bırakıp gidiyorsun dedim. Arkadaşımla Edirne'ye gideceğiz dedi. Oradan dedi Antalya'ya geçeceğiz dedi. Ne yapacaksınız dedi. Kuş bakacağız oradan dedi. Ben de burada kuşlar mı bitti oraya gidiyorsunuz ne kadar mesafeli yol falan.
Beni dinlemedi, bizi bırakıp gitti. Bu döndü 2 gün sonra, ben bunu eve sokmadım, kovaladım. Nereden geldiysen oraya git dedim. Ondan sonra benim kızlarım dediler ki sen bizim annemiz değilsin, babamı kovaladın. Evlatlarımın hatırına Esra Hanım geri aldım. Şimdi de böyle yaptı. Yani tatile ben arkadaşımla kuş bakmaya gidiyorum. Ne bileyim, aynen, kuş ticareti mi yapıyor bu adam? Yok, arkadaşı kuş alacakmış, eşimi de yanında yoldaş götürecekmiş. Kim o arkadaşı? Aynı fabrikada çalıştı. Zeyni isimli bir arkadaşı. İyi tanır mısınız Zeyni'yi? Tanımıyorum ben. Peki eşiniz kaybolduktan sonra işte Zeyni ve başka bir iş arkadaşı varsa onlarla iletişim kurdunuz mu? Ben kayboldu 8 Mayıs çarşamba günü. Perşembe günü eve dönmeyince... 9 Mayıs oluyor. 9 Mayıs'ta eve dönmeyince merak ettim, dedim ulaşamıyorum, engellemiş de beni. Ben engellendiğimi anlamadım Esra Hanım. Dedim ne oldu acaba, başına bir şey mi geldi, hastaneleri arayayım sorayım. Ama en sonunda arkadaşlarına ulaştım ben. Arkadaşlarına dediği şu, ben eşimden ayrıldım, eve gitmiyorum. Bunu söylemiş. Niye ayrılmış senden? Boşanıyoruz mu demiş. Boşanıyoruz da demiş, sadece kurduğu cümle bu Esra Hanım. Ben de bu kadarını bilebiliyorum. Sizin ayrılmaya dair aranızda son dönemde bir olay yaşandı mı? Hiçbir şekilde işte. Hepsi anlattığım bunlar. Peki, 8 Mayıs gecesi işe gönderdiniz. 9 Mayıs tarihinden beri kocanız Mecit Bey'den bir haber alamıyorsunuz. Alamıyorum. Ve size bir mesaj atıyor. Beni artık, ben bir halt yedim, beni öldü sayın diyen eşinizle hiç iletişim kurdunuz mu? Kurmadım. Kurmadınız. Eşinizi buldum. Mecit Bey, o son mesajı atan ve kaybolan iki çocuğunuzun babası, hayat arkadaşınız şu an telefon attığında. Alo deyin lütfen. Alo. Alo. Sen bizi hiçbir sebep yokken nasıl bırakıp gittin ya? Bir söyler misin? Çünkü... Bana açıklama yap. Sen kuaföre gittiğin zaman eşim beni aldatıyor dedim, benim moralim bozuldu. Ben dedim, evet, bu işe mi yatım doktor odasında? Dedim kuaförde. Gerçekten falan yok. Dedim, neden dedim? Sen beni bayramın birinci günü, 2 gün nereye bırakıp gittin? Kadına gittin, bu belli bir şey dedim. Hayır. Her yerde de diyeceğim. Hayır. Sana defalarca dedim. Ben öyle bir şey yapmış olsam çocuklarımın yüzüne bakamam dedim sana, tamam mı? Ben senin karınım, karın, nikahlı karınım. Ben senin dostun, metresin değilim. Bir mesajla terk edip gidemezsin sen beni. Sen buraya gelip hesap vereceksin. Sen bana neden gittiğini, bunu hesabını vereceksin ya. Gel buraya, boşanacağız seninle. Bu yolun sonuna geldik. Kolay değil o kadar bırakıp gitmek ya. Ben 16 yıldır hem erkek oldum hem kadın oldum ya evde. Hem anne oldum hem baba oldum. Herkes bağlansın buraya. Ben tamam da. Sen beni bilmiyorsun. Ben annesiz büyüdüm ya, annesiz. Ben bir yaşında gel annemi kaybettim ya. Ben o yüzden kızlarımın üstüne çok düşkünüm. Sen biliyorsun. Sen, tamam sen... Da. Bak başka şeyler söylemek istemiyorum. Mecit, seni rencide etmek istemiyorum burada. Neyi tehdit ettiniz beni o zaman? Abinle beraber. Ne yaptım ben sana kardeşimle beraber? Ne yaptım ya? Ne dedi abin? Ne dedi? Söyle. Yakalarsam seni dedi. Ağzını burnunu da açacağım seni demedi mi? Ama sen ne yaptın? Bak onu da burada açıklamak zorunda, bırakma. Ne yaptın bize? Bizim dolabı takan ustaya sen ne dedin, elbise dolabı takan ustaya? Ne dedim? Usta beni aradı. Maaş dedi, sendeymiş abla dedi. Dolabın parasını sen verecekmişsin bana dedi. Sen el alemin adamını, evli karının üstüne 2 tane kız çocuğu var, nasıl gönderiyorsun? Ben maaşı hanıma verdim, git paranı o ödeyecek diye. Sen bana maaş vermedin halde nasıl bunu söylüyorsun? Abim sana kızdığı için dedi, sen nasıl erkek yolluyorsun buraya dedi. Mecit Bey. Efendim? Bu mesajınızın açılımı nedir? Ben bir halt yedim. Aslında orada halt değil, başka bir şey yazıyor da terbiyem müsait değil okumaya. Ben bir halt yedim, yüzünüze bakmaya cesaretim yok. Beni öldü sayın. Hangi haltı terk yediniz? Terk ettiğim için. Efendim? Terk ettiğim için. Niye terk ettiniz? Ya gitmiş bu kovara. Demiş eşim beni anlatıyor demiş. Hiçbir şey yokken... Demiş, eşim beni anlatıyor.
Nereye gittin onu açıkla. Bayramda nereye gittin? Bayrama karınızı birinci günü nereye gittin? Aldatıyor musunuz? Bayramda Edirne'ye gittik arkadaşlar. Neden? Duracın olmayan. Eşinizin herhangi bir böyle bir hani konuşma ya da başka bir problemi var eşim, mı? Eşim hani onu dedim kırmak istemiyor dedim. Çünkü kırılıyor söylediğim zaman. Eşim engelli. Miyotane hastası benim eşim. Ben o yüzden ona hiç kıyamıyordum. Erkek işlerini bile ben yapıyordum Esra Hanım. Herkesi bağlansın tanıyanlar bilenler. Ben hiç kadınlığımı yaşamadım. Bunu eşim de biliyor. Ben yuvama çocuklarımı adadım hep kendimi. Hiç kendime bakmadım. Üstüme başıma almadım, el aleme verdiklerini giyindim. Sadece yetişebildiğim kadar çocuklarımı almaya çalıştım. Benim evimde iki çek yatım bile yok. Çocuklarımın oturabileceği üstünde bir çek yatım bile yok. Yatakları bile yok. Bir yorgan seriyorum bir yere, onun üstünde yatıyorlar. Gene idare etmeye çalışıyorum. Sağdaki arkadaşımdan borç alıyorum, pazara gidiyorum. Soldaki arkadaşımdan borç alıyorum, öğretmen para istiyor, onlara ödüyorum. Kitap alıyorum. Ya doydum, burama kadar doydum Esra Hanım. Nefes almak istiyorum. Bir de üstüne böyle yapıyor. Bir de aldattığını düşünüyorsunuz. Mecit Bey. Efendim? Bu mesajı yazan biri bana göre hani bir şeyler karıştırır, yanlış şeyler yapar. Sonra da bunları ortaya çıkacağını fark edip öğrenince ya da karşı taraftan bir tehdit alınca korkup kaçan bir kişinin mesajı bu. Siz gerçekten eşinizi aldattınız mı? Esra Hanım ben öyle bir şey yapacak bir adam değilim yani. E peki niye o zaman ben bir halt yedim diyorsun? Ya kaçtığım için bir hafta edeyim işte dedim yani. Kaçtın diye mi? Evet. Nereye kaçtın? Ya bir İzmir konağa gittim işte. Nereye? Pişman oldum. İzmir konağa gittim pişman oldum. Dedim ben bir hafta edeyim dedim ben. Ben öldü bildim dedim. E dönseydin geri. Döndüm. Aynı akşam geri döndüm. Nerede kalıyorsunuz? Ben... Sokaklarda mı kalıyorsunuz? Evet. Niye? Kimden korkuyorsunuz sokakta kalacak? Abisi tetikleti için abisinden korkuyorum. Seni sokaklardan oldu. Döverler mi seni? Efendim? Seni döverler mi? Abisi döver abi. Abi. Erkek gönderdiği için abim çok kızdı. Haklı. Yaptın mı bunu? Ustaya git sen parayı karımdan al dedin mi? Bana maaş vermedi halde karıma verdim demişsin. Ne? Adam beni arıyor. Bana maaş getirmedi halde terk edip gitti halde ben kiramı ödeyemedim Esra Hanım. Emlakçıyı aradım. İdare edin dedim. Ben de şoktayım. Ev sahibini ara ne olursun dedim. Ayın 10'unda benim kira ödemem gerekiyordu. Şu anda beni bekliyorlar. Ben işe girdim. Buradan gidişte işe başlayacağım. O zamana kadar 2 aylık kiramı bürekecek onları. Ben yüksek tansiyon hastasıyım. Hipertansiyon hastasıyım. Ben verdim kirayı. Sen bunun hesabını ver bana. Çık gel buraya. Doydum artık canıma ben senden. Mecit Bey, telefonu kapatmayın. Ekip arkadaşlarım sizinle iletişim kuracaklar. Hatta kalın lütfen. Öncelikle eşinizi buraya getiriyorum. Yani eşinizin bir engeli olduğunu. Biraz da sanırım korkan biri. Evet. Yani abiniz onun üzerinde bir hakimiyet kurduğu için seni döverim cümlesinin eyleme geçeceğini düşünerek geçirmez kayıplara karışıyor. Yani eyleme aldatmadım, geçirmez. Hiçbir şey yapmadım. Kalktım, konak tarafına gittim. Kaçtıktan sonra pişman oldum. Korkudan da bu mesajı attım diyor. Gerçekler böyle mi? Mecit Bey'i bulup buraya getirip yüz yüze konuştuğumuzda öğreneceğiz. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En azından iyi ve sağlıklı olduğunu siz de duymuş oldunuz. Teşekkür ederim.